Cheers. Merhaba. Evet, heyecanlıyım. Su. Aslında yayık ayranla su arasında kaldım ama suyu seçtim video sırasında uykum gelmesin diye. Nedense bir gerildim. Elim ayağım titriyor falan diyormuş. Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bugün birlikte şöyle güzelce bir sohbet edeceğiz. Umarım çok keyifli geçer. Tek başıma ediyorum sohbeti. Sizden bir karşılık alamıyorum ama sizden birçok soru topladım. Bu defterde bu sorularınız yer alıyor ve ben bunlara cevap vermeye çalışacağım. Konumuz nedir peki? Konumuz ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nasıl kazandım? Ne oldu da kazandım? Nasıl çalıştım? Ya da işte kendimi psikolojik olarak stresten ya da çevredeki kötü faktörlerden nasıl korudum? Bunlara ilişkin aslında bir video olacak. Karantinadayız ve insanlar daha da bir gerildiler. Her şey daha bir fazla üstümüze gelmeye başladı. O yüzden sizi çok iyi anlıyorum. Bu dönemde sorular daha da arttı. İşte neler yapmalıyım, işte motive olamıyorum vesaire. Bunların üzerine şöyle uzun uzun bir konuşalım istedim. Suyumu da aldım yanıma. Siz de alın çayınızı, kahvenizi. Böyle karşılıklı bir sohbet edelim. Ben biraz kendimden bahsedeyim istiyorum. Ben 20 yaşındayım. Ve 3. senem bu yıl benim İstanbul Hukuk'ta. Yani 3. sınıf öğrencisiyim. Büyümüşüz, çok hızlı geçti zaman, çok üzülüyorum. Yani düşünsenize seneye bir aksilik olmazsa mezun oluyorum. Yani çok çok üzücü. Neyse. Dediğim gibi ben 3 yıldır bu okulun bir öğrencisiyim ve çok keyif alıyorum. İyi ki bu okuldayım diyorum. Yani tam bir İstanbul militanıyım, bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Sorularınıza geçelim yavaş yavaş. Ben hangi okullarda okudum? Ben liseyi 2 sene 9. ve 10. sınıfı Bursa Anadolu Lisesi'nde okudum. 11. ve 12. sınıfı da Öncü Koleji'nde okudum. Bu neden devlet okulundan özel okula geçme ihtiyacı duydun? O kısım çok karışık. Geçtiğim özel okulda koç ve kuzu sistemi vardı. Yani bir danışman öğretmeniniz var. Her 4 öğrencinin ya da 5 öğrencinin bir danışman öğretmeni var. Ve tam benim geçtiğim bu yıl dershanelerin kapatıldığı yıla denk geldi, tamam mı? Ben devlet okulu artı dershaneyle devam ederim diye düşünüyordum ama dershaneler kapatılırsa tek başına devlet okulunda ben yapamam diye düşündüm. Ailem de bu şekilde ve ben Öncü Koleji'ne geçtim. Burayı bir netleştirelim. Yoksa Bursa Anadolu hayatımın aşkı olan bir okuldur. Hayatımın en güzel 2 senesidir yani. Bunu kesinlikle belirtmek isterim. Şimdi arkadaşlar ben aslında sizin sorularınızı böyle 3 ana başlık altında topladım. Birinci başlığımız motive olmak. İkinci başlığımız doğru çalışmak. Üçüncü başlığımız da tabii ki stresi yenmek. Motivasyondan başlayalım. Benim yaptığım ve size kesinlikle yapmanızı tavsiye ettiğim şey şu. Enerjik insanların yanında olun. Pozitif olsunlar. Yani tamam bu denemede mesela çok kötü sonuç çıkarttım ama bir sonrakinde çok iyi olacak. Yaparız ya diyen insanlar. Gidip de böyle arka sıralarda oturup ağlayan, işte karalara bağlayan insanlara kesinlikle uzak durun. Yani arkadaş seçimi ve o çevre gerçekten çok önemli. Deneme sınavları yapılıyor ya yıl boyunca. Bu yapılan deneme sınavlarında ben hep ortalama bir çocuktum. Yanlış hatırlamıyorsam 9 tane TM grubu vardı. İşte seviye sıralamasına göre. Böyle 4. 5. gruplardaydım hep. Ortalama olarak hep 18-20 gelirdi deneme sonuçlarım. Ama ben okuldan işte mezun olduğumda, sınava girdim, sınav sonucu geldiğinde ben okul 6.sıydım. Aradaki o 14 kişiyi nasıl eledim? Nasıl arkama aldım peki? O önümde elediğim 14 kişiyi hatırlıyorum mesela. Birçoğu tırnaklarını kemirirdi. Eyvah şimdi ne yapacağız? İşte kesin bilmem ne üniversitesi at seyisliği bölümüne gideceğiz falan filan deyip. Her yaptıkları yanlış soruda mesela kendilerini cezalandırırlardı. Bu hiç güzel bir şey değil. Ve onlara bir faydası da olmadı. Normalde baktığımızda benden büyük ihtimalle çok daha zeki, çok daha fazla çalışan, çok daha azimli ve iradeli insanlardı. İşte gerçekten çok iyi niyetleri vardı. Kendilerine çok güveniyorlardı, hocalar onlara çok güveniyorlardı. Ben onlara çok güveniyordum. Ama mesela bu insanlar çok panik yapmışlardı sınavda. Streslerini yenemedikleri için o streste hem bilgilerini kullanmalarına hem de rahat bir sınav geçirmelerine engel oldu tabii ki. Şimdi stresi işte nasıl yenebileceğinizi vesaire ben hep anlatacağım size. Sadece okul 20.sı olarak başladığım bu serüveni okul 6.sı olarak tamamlayıp 9.000. olup İstanbul Hukuku kazanmış bir ablanız ya da bir arkadaşınız olarak konuşuyorum. Umarım çok faydalı olur vereceğim tavsiye. Etrafınızda çok fazla haset olacak.
Ve çevre sizi beklediğinizden çok daha fazla etkiliyor. Bunu unutmayın. Sadece sınav sonucun nedeniyiz falan diye yanıma gelen o kadar çok arkadaşım vardı ki artık onlara arkadaş bile demiyorum ama merhaba merhabamız bile olmayan ama bu hırsından yanıp tutuşan insanlar hatırlıyorum. Bu tiplerden kesinlikle uzak durmanız gerekiyor. Yani he deyip geçin. Senin sonucun. O da onun sonucu. Onunkinden sana ne? Seninkinden ona ne? Olaya biraz böyle bakmanız lazım. Yani kendinizle yarışıyorsunuz arkadaşlar. Sevgili muhabbetleri. Bence birçok insanın merak ettiği bir konu. Bize hep şey dendi, hayır yapmayacaksınız sevgili. Çünkü en ufak hatanızda işte bütün böyle duygularınız çökecek, ne bileyim ayrılık acısı yaşayacaksınız. Okulda ona denk geleceksiniz böyle, lanet olsun falan. Bu triplere gerek yok diyorlardı. Bu yüzden de sevgi yapmamız hatta bizim yasaktı. Ben buna rağmen yaptım sevgi. Gerçekten beni kötü etkiledi. Yani sevgi dediğim gerçekten toplamda baksanız 2 hafta sürecek bir şeydi. Ama sonuç olarak kalbinizde bir duygusal bir boşluğu tamamlayan bir kişi ve oradan çıktığı zaman ufak da olsa bir kötü hissediyorsunuz yani. Buna gerçekten gerek yok. O da 11. sınıftaydı yani. Anlam bir şey olmaz. Önemli olan zaten asıl 12. sınıf. Bana kalırsa. Hatta 12. sınıfın son 3 ayı. Yani sınavlardan önceki son 3 ay bence en önemli şey. Çünkü ben hatırlıyorum mesela. Fonksiyonlarda ben hiç soru kaçırmıyordum. Matematikte fonksiyonlarım acayip iyiydi. Ve bir noktadan sonra diğer konulardaki eksiklerini tamamlamamız gerektiği için fonksiyonlara çok da vakit ayırmamaya başladım. Ve son 3 ay kala sınava ben bir baktım ben fonksiyon sorularının hiçbirini çözemiyorum. Dolayısıyla unutuyorsunuz. Tekrar yapmanız şart. Ben bu konuda çok iyiyim deyip o defterin kapağını kapatmamanız gerekiyor. Yani sürekli böyle denemelerde olsun, böyle önemli sorularda olsun öğretmenlerinizin gösterdiği hep üzerine düşün bunların. Bunun dışında inançlı olmak. Bu yine motivasyon kısmında ve genel olarak ele alabileceğimiz bir şey. İnanın, kendinize inanın. O güç sizde var. Kendime çok inanıyordum. Yani bu benim pozitif enerjim mi, Allah'ın verdiği bir yetenek mi bilmiyorum. Kendim olursam yapabileceğimi biliyordum yani. İstanbul Hukuk benim hedefim başta değildi aslında bu arada. Ben 6 yıl boyunca psikoloji istedim. Ama psikoloji olacaksa da tek bir üniversite olacaktı. O da Boğaziçi Üniversitesi. Ve o da 2000'le kapatıyordu. Tabii 2000 olamadım. Sonrasında hep böyle yine aklımda olan ama psikolojiden geride gelen bir bölümdü hukuk. Ve İstanbul Hukuku tercih ettim. Ama yine de inançlıydım yani ne olursa olsun çok iyi bir okula gireceğim konusunda kendime inanıyordum. İşte bunu yapın ki of şimdi ne yapacağız, of şimdi ne olacak demeyin işte kötü sınav sonuçları gördüğünüzde. Birazcık motivasyonunuzu yüksek tutmanız kendinize inanmanızdan geçiyor. Ben mesela günde 200 soru çözebilecek bir insan hiçbir zaman olmadım. Yani çok zorlamam gerekiyordu ve bu beni hem mutsuz ediyor hem verim almıyordum. Dolayısıyla insanlar 200 soru çözüyordu ama ben günde 30-40 tane soru çözüyordum. Bir soru çözüyordum mesela sonra yanlış mı çıkıyor? Açıyordum bütün konuyu böyle özet olarak tekrar ediyordum. Sonra o soruyu tekrar çözüyordum mesela. Yani gidip de 200 soruyu böyle bomboş sırf çözmek için çözüp işte yanlışlarınıza geri dönmeden çözmektense adam akıllı 30 soru 50 soru çözün bir akşam. Ama çok verimli geçsin o zaman. Önemli olan anahtar kelime burada verim. Kendinize vakit ayırmanız çok önemli. Benim koçum Davut Akat'tı. Benim danışman öğretmenim yani koçum deyince biraz yanlış anlaşılabiliyor konuyu bilmeyen insanlar açısından. Biz Davut Akat o koç kuzu ilişkisini öyle bir noktaya taşıdık ki gerçekten kendisiyle can ciğer olduk. Dolayısıyla beni çok iyi tanıyordu. Ve bana göre planlar yapıyorduk. Yani bazı günler tiyatroya gidiyordum. Bazen mesela öğle teneffüslerinde falan ya da beden eğitimi derslerinde millet soru çözerken kafayı yemiş gibi ben takılıyordum, voleybol oynuyordum, işte resim yapıyordum vesaire. Hani bunlara, beni ben yapan şeylere değer veren bir koçtu. Ve Davut Akat gerçekten mükemmel bir insan. Kendisine buradan çok sevgiler ve öpücükler gönderiyorum. Canım şu an resim çizmek istiyor deyip tabii ki dersi bırakıp resim çizmeyin. Ama hayatınızda mesela eve geldiğiniz andan itibaren ders olmasın. Yani eve gelin. Sonra ne bileyim mesela bir bölüm
20 dakika, 30 dakika bir dizi mi izlemek istiyorsunuz? Yani izleyebilirsiniz. Bunda inanın o kadar kötü bir şey yok. İlk gelir gelmez ödevlerinizi bitirin ya da gelir gelmez ders çalışın. Yatmadan önce yarım saat, 40 dakika istediğinizi yapın. Ben hep böyle kafamda kendince çözümler buluyordum. Sonra şu önemli, iyi olduğunuz konuları kendinize hatırlatmak. Çünkü sürekli eksiklerinin farkında oluyor herkes. Dolayısıyla bir yerden sonra eksik radarına dönüşüyorsunuz. Siz hangi konuda eksiğim? Parabol. Hangi konuda eksiğim? Dil bilgisi. Yani bazen bir her şeye ara verip şöyle bir yapıp ben hangi konularda iyiyim? Bunu bir düşünün. Ve kendinize bir güveniniz gelsin. Bak bu konularda ben iyiyim. Şimdi tamam. Şimdi eksiklerime bakabiliriz. Öbür türlü sanki siz hiçbir şey anlamıyorsunuz da gerçekten aptal insanlarsınız da yapabildiğiniz hiçbir şey yok. Sadece eksikleriniz var gibi bir yere evriliyor iç dünyanız. Buna dikkat edin. Yapabildiğiniz şeyler olduğunu unutmayın. Benim bütün inişlerim, bütün stresli anlarım, bütün çöküşlerim, bütün ağlamalarım hep herhalde bunları ben de yaşıyordum yani. Hiç kolay değil çünkü. Hepsi o kadar hızlı geçerdi ki. Yani Davut Akat tabiri caizse beni böyle omuzlarımdan tutup silkeleyerek kendine getiren kişiydi. Belki bir Davut Akat'ınız olmayabilir. Ama etrafınızda mutlaka böyle bir insan vardır. Mesela anneniz olur, babanız olur, kardeşiniz olur, bir arkadaşınız olur yakın. Çalıştığınız dershanede işte bir öğretmeniniz olur vesaire. Bir kişiyi bulun. Ve o kişiyle böyle sürekli paylaşımda olun. İyi bir ilişki kurabildiğiniz bir insanın olması yıl içinde ve tabii ki uzman olması, yani oturup sizinle birlikte ağlamaması, sizi desteklemesi çok önemli. Mutlaka bulun. Şimdi gelelim arkadaşlar doğru çalışma kısmına. Benim için doğru çalışmak demek, dediğim gibi verimli çalışmak demek. Bir, ilk bunu söyleyeyim. Nasıl öğrendiğinizi mutlaka bulun. Ben bilmezdim ama ben yazarak çalışma bana çok iyi geliyormuş. Yani sadece böyle duyuyorum ve tam aklıma giriyor değil. Benim mutlaka kendi cümlelerimde bir şeyleri yazarak ifade etmem gerekiyormuş. Küçük küçük notlar çıkartmam gerekiyormuş. Ve bir noktada ben bunları çok keyifli bir oyuna çevirdim. Mesela ikinci yenileri mi ezberliyoruz, öğreniyoruz daha doğrusu. İşte cumhuriyetçileri mi öğreniyoruz? Küçük küçük kartlarım vardı. Ve hep böyle renkli kalemlerle atıyorum araba sevdası, altına yazarı, işte şinasi. Böyle bunları hep alt alta yazardım. Bir kişinin eserlerini yazardım. Sonra Davut Hoca'ya verirdim. Kendisi aynı zamanda Türkçe öğretmeniydi. Hocam bildiğiniz reklamınızı yapıyorum. Müthiş değil miyim ya? Kendisi Türkçe öğretmeniydi aynı zamanda. Ona verirdim. O bana hep böyle sorardı. Ben doğru bildikçe aferin. İşte yanlış bilince olmadı. Bu kartı tekrar çalış falan. Ve ben Türkçeden YGS'de yanlış hatırlamıyorsam 38,5 net yaptım. Böyle bir şey mümkün mü? Pek hatırlamıyorum şu an ama bir yanlışım bir de boşum mu vardı? İki yanlış bir boş mu? Öyle bir şeydi. Yani çok güzel bir sonuç elde etmiştim. Kart hazırlama, not tutma yoluyla cidden çok verimli çalıştım. Bir program yapın kendinize. Mutlaka bir programınız olsun. Bir plan oluşturun kendinize derse başlamadan önce ve buna uyun. Uyamadığınız zaman ya kendinizi cezalandırın ya da vicdan azabı duyun. Ben böyle yapıyordum. Yapmam gereken ödevler bir yerde yazardı benim. Böyle otururduk. Türkçeden bugün hangi konuları tekrar ediyorsun? Şu 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 tamam. Sosyale geçelim şu şu şu. İşte matematik okey. Hocam nerede eksiklerim var? Mesela son denemeleri açardık. Bak bunlarda kötüsün. Hemen bu konularda bir özel ders ya da İşte bu konuları akşam mutlaka çalış. Bir sonraki denemede bakalım ne olacak. O programa ben uyamadığımda, mesela orada 3 test matematik yazıyor ama sadece bir test çözebilmişim. Ve vaktim var ama ben televizyon izliyorum. Böyle öyle bir vicdan azabı duyardım ki, öyle bir çok yanlış bir şey yapıyorum şu an ya falan derdim. Ve bu beni oradan kalkmaya zorlardı. Kalk otur masanın başına bitir sonra izle televizyonu. Kendinizi cezalandırın 4'e 5'e kadar o testleri bitirin asla demiyorum. Mutlaka saat en geç 2'de yatmış olun. Son konuya geldik. Stresi yenmek. Şu an olduğunuz deneme sınavlarına ya da çözdüğünüz testlerin hepsine sanki gireceğiniz sınavdaki sorularmış gibi bakın. Ki gerçeğine girdiğinizde şok olmayın. Ya ben hatırlıyorum mesela bir Bursa'da bir okulda girdim sınava. Böyle tırnaklarını yiyordu ya millet stresten. Böyle
herkes birbirine bakıyor. Birbirinize bakmayın. Tamam mı, sınava girdiğinizde? İyice geriliyorsunuz çünkü yani. O ne yapıyor? Aa, su içiyor. Tamam ben de su içeyim falan böyle. Aa, ne yapıyor? Şeker yiyor. Tamam ben de şeker yiyeyim. Manyak mısınız abi? Yani biraz kendinizden sorumlu olun. Biraz kendinize güvenin, inanın. Ben öyleydim mesela. Gittim böyle herkese gülümsedim böyle falan yaptım böyle. Ondan sonra oturdum. Baktım önüme. Beleş silgi. İşte beleş kaleme kalemdir aşağı. Şeker koymuşlar. Dikkatli bir şekilde o şekeri yedim. Kağıt önüme geldi. Başta böyle tabii herkes kağıtları açmaya başlıyor. O kitapçı şöyle bir bakıyorlar ya hızlı hızlı. O esna evet biraz panikli oluyor. İlk bir 5-10 dakika evet biraz heyecanlıydı. Ama sonra direkt alıştım zaten. Tık 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 çözdüm. Arkadaşlar boş bırakmayı lütfen alışkanlık haline getirin. Bunun bir adı vardı böyle. Dönün yani testin içinde. Yapamadığınız soruyla bu kadar vakit kaybetmeyin. Ben bunu eskiden çok inatlaşırdım. Yani yapacağım o soruyu, yapmadan geçmeyeceğim derdim. Ama mutlaka geçmeniz gerekiyor. Bu tarz şeyleri, böyle stratejik şeyleri öğretmenlerinizle konuşup oturtun mutlaka. Sınav yaklaştıkça nasıl stres yapmayabilirim, bunu nasıl azaltabilirim diye bir soru gelmiş. Tabii ki bir haftalık falan bir düşüşüm oldu. İşte böyle sınav yaklaştıkça eski konuları unutmaya başladığımı falan fark edip böyle eyvah ne yapacağım şimdi dediğim zamanlar oldu. Ama işte öyle zamanlarda Davut Akat gibi öğretmenler, yanınızda duracak o sağlam dayanaklar çok önemli. Onlar sizi tutup geri kaldırıyorlar. Yani uzmanlarla birlikte olun. Size bunu söyleyebilirim. Yapabileceğinizi, iyi olduğunuz yerleri biraz daha çalışarak kesinlikle o eksikleri kapatabileceğinizi düşünün. Bir de şu var. Mesela sınavdan önce son bir ay genelde herkes çok panik yapıyor. Herkes çok heyecanlı. Ya. Yani bence öyle olmaması lazım. Ben de öyle değildim ama herkes öyleymiş ya. O zaman şöyle düşünmeniz lazım. Herkes panik yapıyorsa kimse çalışamıyor. O zaman şu an ben çalışayım ve öne geçeyim. Bu tarz böyle stratejik hareketler yapıp kendi motivasyonunuzu arttırabilirsiniz. Gerekirse renkli kalemler kullanın. İşte gerekirse güzel videolar izleyin YouTube'da. Bununla ilgili böyle güzel not defteri tutmadır. İşte güzel notlar nasıl alınır tarzında videolar var. Bunları izleyip gaza gelebilirsiniz. Benim aslında yaptıklarımın tamamı buydu. Olabildiğince güzel ve çok çalışmaya çalıştım ama her şeyden önce verimli çalıştım. Ve bu süreci sevdim. Şunu da unutmayın, son sözüm de bu. Videonun artık sonuna geldik. Bir daha neredeyse öyle söyleyeyim size. Hayatınızda bu kadar çok test çözmeyeceksiniz ve bu kadar çok kalem bitirmeyeceksiniz. Bu kadar kağıtla, kalemle haşır neşir olmayacaksınız ömrünüz boyunca. Eğer hukuk okumayacaksınız. Aaa sad story. O yüzden bu anın da kıymetini, bu serüvenin de kıymetini bilin. Yani bence bakıldığı zaman keyifli yani. Ben bazen özlüyorum test çözmeyi. Yemin ederim eve bir matematik kitabı aldım ve ara sıra çözüyorum. Hayır kafayı yemedim. İnsan gerçekten beynini o kadar çok kullanmayı özlüyor ya. Üniversiteyi kazandıktan sonra hepiniz şöyle diyeceksiniz. Nasıl yani şimdi hani bitti mi yani bu kadar? Üniversiteye girdiğinizde bir anda boşluğa düşüyorsunuz. Şimdi ne yapacağım? Bari biraz İstanbul'u gezeyim falan diyorsunuz. Artık onu da yapamıyoruz ama kendi kendimi ağlatacağım en sonunda. Benim vereceğim tavsiyeler bu kadardı. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım çok eğlenceli bir video olmuştur. Ve oturup birini karşıma alıp konuşmayalı. Evet uzun zaman olmuş. Bu yüzden çok keyif aldım videoyu çekerken. Umarım siz de eğlenmişsinizdir ve videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız neler? Yeterince açıklayıcı bir video oldu mu? Bunları yorumlarda lütfen belirtin. Ve abone olursanız tabii ki çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize güzel ve sağlıklı ve başarılı günler diliyorum.